Yeniden herkese merhabalar. Yeni programın gelmesi biraz gecikti. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Ancak bugün çok değerli bir konuğumuz, çok önemli de bir konuğumuz var. Profesör Doktor Cüneyt Kanat hocamız ile Emir Timur hakkında konuşacağız. Timur'un hayatından, seferlerinden, Timur hakkında yanlış bilinen şeylerden bahsedeceğiz. Kendisiyle Cüneyt hocamızla bu konular hakkında sohbet edeceğiz. Hazırsanız Cüneyt hocamızla beraber Emir Timur hakkında konuşmaya başlıyoruz. Hocamız ile sohbetimize başlamadan önce Cüneyt hocamızın bir YouTube kanalı var. Bu kanaldan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bu YouTube kanalında Cüneyt hocamız kendi videolarını paylaşıyor. Özellikle Timur, Moğollar, Memlükler gibi birçok konu başta olmak üzere gerçekten çeşitli birçok güzel konuları barındırıyor. Bu kanalı da takip etmenizi, abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gerçekten de hocamızın bu kanalda birbirinden önemli bilgileri paylaştığını da belirtmek isterim. Bizler de sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu kanalın linklerini paylaştık. Ayrıca YouTube'da Cüneyt Kanat ismiyle arama yaptığınızda sizler de kolaylıkla kanalı bulabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Şimdi hocam Timur'un Türk mü Moğol mu olduğu çok tartışılan bir konu. Ancak siz Timur'un Türkleşmiş bir Moğol olduğunu hem kitabınızda hem katıldığınız programlarda hem de YouTube kanalınızda fazlasıyla belirttiniz. Bu konu hakkında anlatımlarınız var. Timur'un 1336 yılında Barlas boyunun beyinin oğlu olduğunu da biliyoruz. Ancak biz Timur'un çocukluğu hakkında ne biliyoruz? Yani bu tahta yükselişine kadar olan bölümde, kendini kanıtladığı bölüme kadar. Yani Timur'un çocukluğu hakkında ne biliyoruz? Siz bundan kitabınızda bahsediyorsunuz. Ben onu okumuştum ama onu da kısaca bir alabilir miyim sizden? Nasıl bir çocukluğa sahipti, neler yaşadı? Tabii bu aslında bu sorduğunuz soru çok önemli bir soru. Çünkü Timur'un çocukluğu dönemi özellikle yani 17-18 yaşlarına kadar olan dönem çok fazla bilinen bir dönem değil. Neden? Yani bunun çok basit bir cevabı var aslında. Şimdi Timur bir İskender gibi ya da bir Fatih Sultan Mehmet gibi bir hanedan devleti olan bir hanedanın başındaki kişinin oğlu olarak dünyaya gelmedi. Bir hükümdar oğlu olarak dünyaya gelmedi. Küçük bir coğrafyaya hakim Keş bölgesinde Barlas boyunun beyi olan Toragay'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Dolayısıyla yani bir hükümdar oğlu olarak dünyaya geldiğinizde sizin yaptığınız her şey, çünkü bir şehzade olarak dünyaya geliyorsunuz ve evet, o devletin ya da imparatorluğun her neyse bir varisisiniz ve ileride o devletin başına geçeceksiniz. Bu sebeple attığınız her adım, yediğiniz lokmalar bile sayılıyor, kaydediliyor. Küçük bir boy beyinin oğlu için böyle bir şeyi beklemek mümkün değil. Tabii ki. Çünkü o yıllarda Timur'un yapacaklarını, ne yapacağını kimse bilmiyor ki. O yüzden zafernamelerde, Nizamettin Şami'nin zafernamesinde, Şerefettin Ali Yezdi'nin zafernamesinde biliyorsunuz ve diğer Timurlu kaynaklarında özellikle bu çocukluğu ile ilgili çok fazla bilgi yoktur. Şimdi tabii zafernamelerde şöyle bir anlatı da var. Onu da bahsedeyim. Dinleyicilerin, izleyicilerin hoşuna gidecektir. Şimdi zafernameler maalesef diyor ki bu durumu örtbas etmek için, resmi tarih olduğu için, tarihçiler olduğu için bu durumu örtbas etmek için şöyle bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bu bilinmez diye. Diyorlar ki işte Timur'un o çocukluğu yılları ve gençlik yıllarına evrildiği dönemler o kadar muhteşem olaylar yaşandı, o kadar inanılmaz şeyler oldu ki bunları biz buraya yazsak kimse inanmayacaktı. Onun için bunları biz burada kaydetmeyi düşünmedik şeklinde bir ifade. Tabi bu yani gerçek bir açıklama değil. Bizim buna inanmamız mümkün değil. İşin aslı benim söylediğim gibi o sıradan bir boy beyin oğlu olduğu için çocukluğu hakkında herhangi bir kayıt tutulmadı. Ama biz hiçbir şey bilmiyoruz demek de değil bu. Yani o dönemdeki toplum yapısını ele aldığımızda bir boy beyinin
yaşam tarzı, işte çocuklarının durumu, yani çocuklarının mesela Timur'un da iyi bir eğitim aldığını biz düşünüyoruz. Tabii bu eğitim yine bugünkü manada bir eğitim değil. Ama askeri bir eğitim aldığını biz mutlaka biliyoruz. Ve Timur'un bu konuda ileride gösterdiği başarılar, sahip olduğu yeteneklerin bir altyapısının olduğunu, temelinin olduğunu da buradan anlıyoruz zaten. Yani o çocukluğu döneminde kendi anlatıları da var zaten. Hülsü Kâtı Timur'da da varsa da yani o devirde zaten biliyorsunuz her Türk asker doğar anlayışı hakim Türk toplumlarında ve her Türk, bakın her erkek Türk de demiyor, dikkatli olun. Her Türk asker doğar. Evet. Dolayısıyla yani kendinizi savunmak zorundasınız. Kadın olun, erkek olun. Ve çok küçük yaşlardan itibaren daha 1,5-2 yaşındaki çocuğu koçların üstüne oturturlar. Böyle tutar boynuzlarından. Boynuzlarından. Onun üstünde durmayı öğrenir. Daha yürümeyi öğrenmeden bakın. Çünkü atın üstünde yaşamı geçecek bu Türk Evet, evladının. doğru hocam. Elinde kılıç, atın üstünde seferlere gidecek, savunma yapacak, savaşacak, ganimet peşinde koşacak, gelir peşinde koşacak. Artık her neyse. Bunu çok küçük yaşta öğrenmesi lazım. Dolayısıyla Timur da eğitimine bu şekilde başlıyor ve küçük yaşlarda mesela atla kurduğu ilişki ilerleyen yıllarda onun gerçekten efsanevi olaylar yaşadığı ve inanılmaz bu konuda maharetli olduğu zaten bilgiler olarak bize intikal etmiştir. İşte bu sebeple biz yani 16-17 yaşlarına kadar Timur'un çocukluğu hakkında çok net şeyler söyleyemiyoruz. Ama o dönemin toplum yapısının içinde bulunduğu şartlarda neler olup bittiğini tahmin ederek Az çok tahmin bazı edebiliyoruz. uçlarına ulaşıyoruz. Tabii. Evet. Peki hocam, yani bir obanın beyinin oğlu olarak nasıl Timur tahta çıkmayı başardı? Ne tür Evet. mücadelelere girişti? Yani Yani burada, çünkü o dönemde büyük bir kargaşanın olduğunu biliyoruz. O tarihler içerisinde coğrafyadaki Türk halkları arasında büyük karmaşalar, büyük sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Timur kendini bu kadar karışıklığın içerisinde sıyırmayı nasıl başardı? önemli bir soru yine. Tabii aslında yani bazen siz ne kadar yetenekli olursanız olun, değil mi? Eğer biraz da şartlar size yardım etmiyorsa maalesef bir şey Ama yapamıyorsunuz. hocam Timur şeyi çok güzel başarmış bir insan. Yani şartları kendi lehine çevirebilmeyi çok güzel ziyadesiyle başarabilmiş bir lider. Yani her türlü şartın, her türlü durumun içerisinde muhakkak kendine bir kazanım elde etmeyi başarmış. Tam da benim söyleyeceğim bu işte. Yani Timur aslında Çağatay Devleti'nin yıkılması sonrasında o coğrafyada ortaya çıkan o kargaşa ortamını tam da dediğiniz gibi kendi lehine çevirebilen bir lider. Yani karizmatik bir lider kimliği var Timur'da. İşte onun için siz o söylediklerinizi söylediniz. Tabii, doğru Bunu hocam. Timur bize söyletiyor. Tabii ki eğer o yapmış olduklarını yapamasaydı, bu olumsuz olan bir takım şartları bile kendi lehine çeviremeseydi, biz bugün belki de Timur'u konuşmuyor olacaktık. Yani dolayısıyla Çağatay Devleti'nin dağılma sürecinde bölgede inanılmaz bir kargaşa ortamı görüyoruz. Ve bu arada şunu da hemen araya ilave etmeliyiz. Timur'un babası Toragay bu sürecin başında aslında siyasete yani dinine çok düşkün bir insan ve din adamlarıyla birlikte takılıyor. Onlarla düşüp kalkıyor ve bu onu mutlu ediyor. Mütedeyyin bir insan. Onun için siyasete de çok fazla ilgisi yok ve oy beyi görevini de zaten bir yakınına, büyük ihtimalle Timur'un amcası olabilir bu. Bir yakınına devrediyor. Kendisi gönüllü. Ve bu süreçte bu işlerden uzak. Ama oğlunun da bir lider olarak bu karmaşalara son vermesini ve buradaki birliği, beraberliği sağlayıp bir devlet kurmasını da
bekliyor aslında. Timur'u da bu konuda büyük ihtimalle teşvik ediyor. Ve Timur az önce söylediğimiz gibi işte bu dağılma sürecindeki kargaşa ortamını çok iyi değerlendiriyor. Ve mesela öncelikle o bölgeye hakim olan Kazaga'nın yanında görev alıyor. Kazaga'nın yanında görev alıyor ve Kazaga'nın yanında görev almaya, ki Kazaga'nın unvanı o sırada han yetiştiricisi, bakın. Yani böyle bir lakabı var Kazaga'nın. Ve onun yanında aslında siyaset eğitimini tam anlamda onun yanında almaya başlıyor. Ve ilerleyen yıllarda zaten işte 17-18 yaşlarında Emir Kazagan torunu Olcay Hatun'u Timur'a veriyor. Şimdi Timur'un soyu ilgili de yapılan bazı tartışmalar var. İşte çok soylu birisi değil, sıradan, özellikle İbn Arapşah'ın ifade ettiği o söylemi biliyorsunuz. Yani bir çizme ustasının oğlu bu. Sıradan birisi, koyun hırsızı falan gibi böyle garip garip, evet, ithamları var. Yaklaşımlarda bulunuyor İbn Arapşah. Dolayısıyla aslında hiç de öyle olmadığını biz Kazaga'nın torunuyla yaptığı evlilikten de anlıyoruz. Olcay Hatun'la evleniyor ve Kazagan Timur'a çok güveniyor. Timur da gerçekten çok başarılı onun yanında ve çok ciddi bir siyaset anlamında tecrübeler dizgesinden geçiyor. İşte bu Timur'u, bu yıllar, Kazagan'ın yanındaki yıllar Timur'u olgunlaştıran ve aslında liderliğe doğru götüren yıllar. Daha sonra Tuğluk'un gelip bölgeye, Kazaga'nın ölümünden sonra Tuğluk'un gelip bölgeye hakim olma isteği sırasında Timur'un amcasının bölgeyi terk edip kaçıp gitmesi, Timur'un ise gidip Tuğluk'u karşılaması ve onunla kurduğu ilişki tam da artık Timur'un bahtının aslında açıldığı dönem. Ondan sonra Timur'un bölgedeki aldığı görevler ve bu görevlere bağlı olarak sürecin ilerlemesi, ki bunlar tam olarak biz Timur'un gerçek anlamda tarih sahnesine çıktığı tarih olarak biliyorsunuz 1360 yılını kabul ediyoruz. İşte bu 1360'tan sonrasıdır. 1360 ile 1370 yılları arasında Timur verdiği mücadeleyle, ki bu mücadeleyi Kazaga'nın torunu olan Emir Hüseyin'le birlikte, Abdullah'ın oğlu, yani Olcay Hatun'un ağabeyiyle birlikte bu mücadeleyi veriyor. Emir Hüseyin'le birlikte çok ciddi bir mücadele veriyorlar bu 1360 ile 1370 yılları arasında. Ve bu yıllar Timur'u başarıya götürüyor. İşte zaten 1370'te Belk'te en son Emir Hüseyin'le karısı öldükten sonra ters düşüyorlar biliyorsunuz. Evet, onu alkışlıyor. Ondan sonra da Belk'te etrafındaki emirler kendisine itaatlerini bildiriyorlar. Tam ifadesiyle biat ediyorlar. Ve orada zaten Maveraun-Nehr hakimi emir unvanını da alıyor zaten. Evet. Timur'un resmi olarak tahta çıkması daha sonra Semerkant'tadır. Aradan bir yaz geçiyor. Büyük bir tören yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam hocam. Semerkant'ta çok büyük bir tören yapılıyordu tahta çıkışı esnasında. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hatırlıyorsunuz. Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi geçtiğimiz günlerde bir tarihçi hocamız Türk devletlerinde kut alma mevzusu vardır dedi. Kut almamış olan soy devlet kuramaz tarzında bir açıklaması oldu. Ben bunu biraz araştırdım ama ismini paylaşmayayım hocanın. Şimdi Timur'un bir Moğol İmparatorluğu'nun devamı olabilmek için işte Çağatay Hanlı ile vesaire iyi ilişkilerini bulunduğunu biliyoruz. O bölgeye Çağatay Hanlığı'nın Emir Timur'a biat bildirdiğini, itaat bildirdiğini vesaire de biliyoruz.
Timur Türkler açısından nasıl karşılanıyordu coğrafyada? Yani o bölgede bulunan işte Türk beylikleri, Türk devletleri, Altınordu vesaire, onlarla arası nasıldı Timur'un iktidara geldikten sonra? Şimdi Timur 1370 yılında Maveraanler hakimi olarak devletini kurduğunda ve tahta geçtiğinde zaten biliyorsunuz bu söylediğiniz ayrıntı sebebiyle ne yapıyor? Sadece emir unvanını kullanıyor. Han unvanını hiçbir zaman kullanmıyor. Kullanmadı. Ve yine ne yapıyor? Moğol hanedanından birisini han olarak tahta oturtuyor. Kim bu? İlk geçen Suyurgat'mış. Dolayısıyla yani Timur'un bu konudaki tavrı açık zaten. Yani kendisinin kutsal soya mensup olduğunu ve kendisinin han olduğunu hiçbir zaman iddia etmiyor Timur. Evet. Ama bunun aslında çok da fazla bir önemi yok. Önemli olan o dönemde güç kimin elinde? Timur tam bir han gibi davranıyor ömrü boyunca. Han olmanın bütün nimetlerinden faydalanıyor. Hepsini kullanıyor, bütün yetkilerini kullanıyor. Ama tarihe, atalar kültüne, geçmişe olan saygısı sebebi Timur o gün çıksaydı Suyurgatmış da yanında tahta çıkarmayıp ben Çağatay tahtına çıktım, ben hanım deseydi kim ona karşı gelebilirdi? Doğru, o Hiç dönem kimse. şartları için hiç kimse. Hiç kimse karşı gelemezdi. Ama geçmişe, yasaya çok saygılı ve çok bağlı bir yapısı var Timur'un. Biraz da başarısının arka planında yatan sebepler de bunlar zaten. Töreye Bu bağlılığı. ciddiyeti, tabii, bu ciddiyeti, bu saygın duruşu onu özellikle ordusuyla kurduğu ilişkide çok üst düzeye taşıyor. Üst düzeye taşıyor. Bu tabii apayrı bir konu. Çok psikolojik içeriği olan bir konu. Timur'un ordusuyla kurduğu ilişki onun başarılarında çok büyük bir pay sahibidir. Hocam. Yani hani o İskender filminde görmüşsünüzdür büyük savaşlardan önce en ön saftaki askerlerin isimlerini zikrederek onlara hitap Evet, eder evet hocam. İskender. Bu da askerleri inanılmaz onura eder. Yani savaşma istekleri Had safhaya çıkar insanlar, gaza gelir kaçmaz. hocam. Tabii had safhaya. Aynı şeyi Timur da yapıyor. Yani hem ilişki bağlamında hem onlara verdiği değer bağlamında. Ne bileyim savaşa çıkmadan 3 yıllık ücretlerini peşin ödüyor mesela. Savaş anında İşte yani değişik yerlerde yaşanan pek çok olay var. Bunların en bilineni İsfahan. Evet, ona İsfahan'da da gelecektim 3000 tane hocam askerinin söz verilmiş olmasına rağmen katledilmesinden dolayı 70 bin tane kelle alıyor. Ve diyor ki geride kalan askerlerine, bakın sizler benim için bu kadar değerlisiniz. Size yapılan her türlü haksızlığın bedelini en ağır şekilde ödetirim diyor. Ve ödetiyor. Verdiği mesaj evet. burada çok önemli, çok anlamlı. Tabii hocam. Hocam İsfahan'a gelmişken şimdi bir şey sormak istiyorum. Daha önce siz katıldığımız programlarda da beyan ettiniz. Şimdi İsfahan konusu hakkında bazı öneri şeyler var, tezler var. Bu tezlerden bir tanesi Timur'un askerlerinin gece pusuya düşürüldüğüydü. Yanlış hatırlamıyorsam siz de böyle belirtmiştiniz kitabınızda. Yanlış hatırlıyorsam kusuruma Yok, bakmayın. hayır öyle değil. Değil Öyle miydi? değil. Bir de bir programda bahsettiğiniz bir olay vardı. Bir kadınla geçen bir olay vesaire. Ya bu konu Ha hakkında işte çok fazla tam tez bir var. yandan. Bu neden kaynaklandı? İsfahan'da Timur niye bu kadar çok sinirlendi? Tamam. Şöyle oldu. Olayı anlatayım. Kısaca, hızlıca, özet olarak anlatayım hemen Teşekkür size. ederim hocam. Şimdi İsfahan kuşatılıyor. Ve Timur'un şöyle bir taktiği var. Kuşatma seferleri sırasında. Yani şehrin surlarının hemen yanı başına gelip ordugahını kurduğunda bunu Halep'te de yapıyor, Dimaşk'ta da yapıyor, her yerde yapıyor. Elçilerini gönderiyor. Tamam mı? Diyor Tamam ki, hocam. bak biz buraya kadar geldik, çok fazla masraf yaptık. Lojistiğiydi, askeriydi, besle, yürüt,
atlarıydı, şu suydu, bu suydu, bir sürü masrafımız var. Bize itaatinizi bildirin, teslim olun. Bizim bu masraflarımızı da tazmin edin. Biz size dokunmayız. İtaat ettiğiniz için, bize de bağlılığınızı bildirdiğiniz için biz size dokunmayız diyor. Şimdi İsfahan'da bazı yerlerde bu teklif kabul edilmiyor. Mesela Halep'te kabul edilmiyor. Evet. Ama Dimaşk'ta kabul ediliyor. Çünkü Halep'te ne yaptığını görüyorlar. O kadar hızlı yayılıyor. Öyle bir o korkudan kaynaklı. Abi tabii, bravo. Aynen öyle. Şimdi İsfahan'da yöneticiler oturuyorlar, durumu değerlendiriyorlar ve diyorlar ki ya zaten bizim can sağlığımız yoksa malımızın ne kıymeti var? Doğru yani, düşünüyorlar özellikle. Değilse malın ne kıymeti var? Kefenin cebine koyup öbür tarafa götüremiyorsunuz ki. Dolayısıyla diyorlar ki biz Timur'a teslim olalım. İstediği savaş tazminatı her neyse bunu da ödeyelim. Karar bu. Ve bunu Timur'a bildiriyorlar. Timur çok memnun oluyor. Diyor ki tamam, açın kapıları. Benim ordum dışarıda kalacak. İçeriye 3000 tane Çağatay askeri iki tarafın anlaşması sonucunda tahsilat yapmak üzere giriyor. Tamam mı? Tamam hocam. Bunlar maliye işlerini, vergi işlerini iyi bilen, parayla ilişkisi olan görevliler. İşte tabii onları korumak üzere de içeri 3000 Çağatay askeri giriyor ama işte birkaç gün sonra bu çalışmalar esnasında içeride sözde anlatılan, kaynaklarda anlatılan ki bizim elimizdeki en net bilgi de bu zaten. Başka bir bilgi yok. Dolayısıyla bir Çağatay askeri işte bir çarşıda bir kadına tacizde bulunuyor. Bu tacizin şekli de bize anlatılmıyor. Elle mi, dille mi, gözle mi, ne şekilde bir taciz bilmiyoruz ama şimdi zamanın şartlarını değerlendirirsek gözle taciz bile o dönemde çok ağır bir taciz. Tabii, dolayısıyla böyle bir taciz söz konusu olunca orada halk buna tepki gösteriyor. Tepki gösteriyor ve o askerin üzerine yürüyor. İşte yanındakiler askeri korumak istiyor. Bir arbede yaşanıyor. Bir linç ortaya çıkıyor. Bunun ardından Çağatay askerleri gelip duruma müdahale etmek istiyor. Ama halk büyük kitlelere ulaşıyor. Ellerinde yalın kılıçlar, silahlar. Çağatay askerlerinin üzerine yürüyorlar bu kızgınlıkla. Tabi bu yöneticilerin istediği bir şey değil aslında. Ne Timur'un istediği bir şey, ne de İsfahan'daki yöneticilerin istediği bir şey. Bunu isteseler de en başta, ay kardeşim biz savaşarak yaparlardı. Hızı yapacağız, savaşacağız, ya ölürüz ya da kalırız falan gibi bir yaklaşımları olur. Böyle bir yaklaşımları yok adamların. Dolayısıyla orada iki mahalle bu Çağatay askerlerinin bir kısmına kapılarını açıyor. Eskiden surlarla çevrili şehrin içindeki her mahallenin de bir kapısı vardı. Ve günün belli bir saatinde atıyorum saat 7'den sonra, 8'den sonra, 9'dan sonra her neyse o mahallenin kapıları kapatılırdı. Yani güvenlik açısıyla. Tabii tabii, güvenlik için. Her mahalle kapısını kapatır ve işte onun orada nöbetçiler de belki bekler. Herhangi bir tacize, tecavüze, taşkınlığa karşı kendisini korumak için önlemini alırdı. İşte bu iki mahalle kapılarını açıyor ve bir miktar Çağatay askerini içeriye alıp tekrar kapatıyor kapıları ve koruyor. Bu askerlere sahip çıkıyor ve zaten Timur'un o 70 bin kelle alınması esnasında istisna tuttuğu iki mahallede sadece bu iki mahalle. Yani. Diyor ki bu iki mahalleye dokunmayın. Yani böyle de adil olmaya, her konuda adil olmaya çalışıyor. Çalışan Kadir Şinas bir adam. Şimdi bu Çağatay askerlerinin öldürülmesi, işte bu az önce bahsettiğimiz kısım hariç, öldürülmesi tabii ki Timur'u zıvanadan çıkarıyor. Timur böyle şeylere tahammülü olan birisi değil ve bunun üzerine de az önce söylediğimiz şeyleri yapıyor. Hocam 70 bin kişi, hani bu kayıt, şimdi o dönem için bana biraz fazla ya, mümkün mü, hani ben bilmediğim için soruyorum, 70 bin kadar kişinin yani... Biraz abartılı bir sayı bana göre de, yani o devirde şehirlerin nüfuslarını düşünürsek biraz kaynakların bu sayıyı ben de abartmış olabileceğini zaman zaman
düşünüyorum. Ama bu sayı nereden çıktı? O konuda şöyle bir anlatı da var. Yani şehrin dışında masalar kuruluyor, sayı masaları kuruluyor ve bu masalarda görevliler var. Her asker getiriyor, kelleyi teslim ediyor ve o hemen oraya not ediliyor. Dolayısıyla hatta bazı yufka yürekli askerler bu işe alet olmamak için, böyle bir şeyi yapmamak için gidip başkalarından kesilmiş kelle alıyorlar, onu götürüp masaya teslim ediyorlar. Tabii ve en başta bir kellenin fiyat atıyorum 3-5 dinarken bir süre sonra bir dinara, yarım dinara falan düşüyor. Artık o kadar çok katledilmiş insan var ki, kaynaklar böyle anlatıyor. Yani ben onların yalancısıyım. Anladım hocam. Dolayısıyla bu işler yani öyle sadece bir hossada olarak söylenmiş falan değil. Kayıt altına tutuluyor. Timur yaptığı her işi ciddiye alan ve takip eden bir insan. Dolayısıyla bunun takibini de yapıyor. Hocam şimdi madem İsfahan'a doğru yaklaştık, İsfahan'dan bu tarafa doğru gelelim. Benim asıl sorum birazcık da altın orduya ilgili olacak ama şimdi bu Yezid'in mezarı meselesi var. Çok fazla konuşuluyor. Bu konuda iddialar gerçek olabilir mi? Yani gerçekten Timur'un bahsedilen şeyleri yapmış olma ihtimali var mı? Ya şimdi Timur çok enteresan, değişik bir insan. Yani bizim algı sınırlarımızı zaman zaman gerçekten zorluyor. Ben kendim için konuşuyorum. Tabii kimse adına konuşamam. Zaman zaman gerçekten zorlandığımı hatırlıyorum. Yani olayları birbiriyle ilişkilendirmek, örtüştürmek, yani işin içinden çıkamadığım zamanlar oluyor. Şimdi şöyle bir tavrı var. Yani işte Sünnilerin yanına gittiğinde Şii gibi davranıyor. İşte onları sorguluyor, onlara değişik şeyler söylüyor. Ya da Şiilerin yanındayken tam tersini yapıyor. Böyle bir tavrı var Timur'un. Yani böyle zaten Halep'te yaşanan bu ulemayı topluyor. Bir de ulemayı topluyor gittiği yerde. Onlara sorular soruyor, onları tartıştırıyor. Yani şey gibi böyle beyin fırtınası yapar gibi. Bunu da çok seviyor onları bildiğimiz kadarıyla hocam. Nasıl? Bunu da çok seviyor bildiğimiz kadarıyla. Yani işte bilim adamlarına, ulemaya karşı çok büyük bir sevgisi, saygısı olduğunu da biliyoruz. Hani işte Semerkant'a sürekli bilim adamlarını getirmesi, girdiği şehirlerden bilim adamlarının hepsini Semerkant'a götürmesi gibi, onlarla oturup sohbet muhabbet ettiği, bir konu hakkında tartıştıkları falan da söyleniyor, anlatılıyor. Siz de anlatmıştınız bunları. Tabii, çok yoğun bir şekilde yapıyor bu. Yani ulemaya, ilim adamına saygısı çok üst düzeyde. Zaten Halep'ten Dimaşk'a geçtiğinde İbn Haldun'la karşılaşıyor, evet, biliyorsunuz. Onun hikayesi de çok uzun, ayrıntılı, enteresan bir hikaye. Ama Halep'te mesela topluyor orada işte İbn Kadı Şuhbe gibi, Şühne gibi, orada değişik tarih müellifleri var, yazarlar var. Bunları böyle birebir kaydediyorlar. Yani biz oradan okuyabiliyoruz. İşte orada adam anlatıyor, diyor işte topladığı Abdülcabbar isminde bir mütercimi var, onu kullanıyor. Türkçe, Farsça çok iyi bilen, Arapçayı. Hocam, ondan sonra bölüyorum ama bir, yani, çok aklıma gelmişken çok önemli bir soru sorabilir miyim? Timur'un sarayında, buyurun, hangi dili kullanırdı Timur? Yani çünkü kendisinin bilgisinin, hani dil bilgisinin olduğunu az çok biliyoruz. Ama sarayda hangi dil konuşulurdu? Ben onu çok merak ettim şimdi siz sorunca. Şimdi tabii coğrafya itibariyle Farsçanın ciddi bir ağırlığı kullanım var, alanı var. Ama Türkçe de konuşuyor Timur. Dolayısıyla benim yani düşündüğüm, Timur'un yakın çevresinde ve sarayda Türkçe konuşulduğu ama resmi işlerde Farsçanın kullanıldığı şeklinde. Anladım hocam. Mesela aynı şeyi şöyle açıklayayım. Mısır'da, Kahire'de, Memlük Türk Devleti'nin sarayında, Kalatul Cebel'de Türkçe konuşuluyor. Evet. Ama bütün kayıtlar Arapça tutuluyor. Yerel dille tutuluyor. İnşa divanlarında bütün yazılar Arapça yazılıyor. Mektuplar Arapça yazılıyor. Taklitler, bütün tevkiler, her şey Arapça olarak kalem aldı. Aynı şekilde Timur'un devletinde de Farsçanın
resmi dil, özellikle yazı dili olarak kullanıldığı ama orduda ve sarayda Timur'un yakın çevresinde Türkçe konuştuğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Hocam Yezid'i konuşuyorduk. Ben böldüm, kusura bakmayın. Çok özür diliyorum tekrar. Estağfurullah. Yezid'e Dimaşk'a gelmeden önce Halep'teki o tartışma ortamını anlatıyordum. Onu Evet, evet hocam. sonlandırayım isterseniz. Tabii ki hocam, buyurun. Orada şimdi Timur, çünkü bir gün önce Timur Halep önlerinde şehri kuşatıyor ve aynı İsfahan'daki gibi haber gönderiyor. İçeriden gelen cevap, hayır biz teslim olmayacağız şeklinde. Dolayısıyla bunlar işte şehrin dışına çıkıp Timur'la savaş yapma kararı alıyorlar. Savunma savaşı da değil. Yani Direkt saldırı Timur'u savaşı. aldırabileceklerini düşünüyorlar. Memlük emirleri. Ve Halep önlerindeki savaşta tabii Timurlular orduyu ezip geçiyor. Yani hatta şehre kaçmak için öyle bir panik yaşanıyor ki birbirlerine eziyor adamlar. Dolayısıyla şehir teslim alınıyor. Timur da birkaç gün sonra yapılan bu ulema ile yaptığı ilim toplantısında diyor ki, size bir soru soracağım. Düşünün, taşının, içinizde en bu işte yetenekli kimse, muktedir kimse o soruma doğru düzgün bir cevap versin. Şimdi bütün ulema zaten korkudan tir tir titriyor. Çünkü şöyle bir söylenti hep Timur'un önünde gidiyor. Diyorlar ki, ah işte hep biz duyuyorduk, Timur ulemayı toplar, zor zor sorular sorar. Ondan sonra da istediği cevapları alamayınca bunları katleder. Tamam mı? Adamlar perişan bir halde zangır zangır titriyorlar, soruyu bekliyorlar. Neyse soru geliyor. Timur diyor ki, söyleyin bakalım diyor. Dün diyor bir savaş oldu Halep önlerinde. Sizden ve bizden ölenler var. Bunların hangisi şehittir diyor. İki taraf da Müslüman. Evet. Bunların hangisi şehittir diyor. Gerçekten çok zor bir Zor bir soru. soru hocam. Yani çok zor bir soru. İşin içinden çıkmak mümkün değil. Tabii orada ulemadan bir zat diyor ki, işte bu soruyu diyor bizim diyor buradaki müftümüz en iyi şekilde cevaplar diyor. O müellif de zaten kendi yazdığı kitapta diyor böyle dediği zaman diyor ben diyor eyvah diyor başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu benim bittiğim andır dedim diyor kendi ifadeleri. Ondan sonra diyor ama bir anda diyor bana diyor Allah tarafından bir diyor ilham geldi diyor. Ben diyor cevabı şu şekilde verdim diyor. Anlatıyor. Diyor ki ey Yüce Timur diyor. Bu soru diyor Peygamber Efendimiz'e de diyor Hazreti Muhammed'e de onun döneminde diyor sorulmuştu diyor. Nasıl sorulmuştu diyor Timur. Bir anlat bakalım biz de öğrenelim diyor. Diyor ki şöyle sorulmuştu. İşte bu savaşlarda ölenler var. Kim cennete gidecek? Hangisi şehit oluyor? Şeklinde sorulmuştu diyor. Ben size diyor onun verdiği cevapla cevap veriyorum diyor. Nedir cevabın? Söyle diyor. Dün diyor, dünkü savaşta diyor Peygamber Efendimizin de diyor cevabında ifade ettiği gibi diyor. Kim Allah için savaştıysa pardon o şehittir diyor. O cennete gidecek diyor. Timur'un da bu cevap çok Hoşuma hoşuna gidiyor. gidiyor. Diyor ki bravo tamam diyor. Ben diyor ikna oldum diyor. Hocam peki şimdi biraz daha yakınlaşayım, Ankara'ya doğru geleyim. Ankara Savaşı bizim ülkemizde çok bilinen, çok çok tartışılan ve maalesef burada böyle Timur'un çok yanlış yaptığı tarzında hep bugüne kadar yani toplumun genelinde bu şekilde lanse edilen bir savaş. Şimdi ben geçenlerde Ceren Şengör hocanın bir videosunu izledim. Ceren Şengör hocamız diyor ki Timur savaş esnasında savaştan diyor o kadar emin ki kazanacağından, çünkü diyor hani Yıldırım Beyazıt'ı bir girdabın içerisine aldığından emin, satranç oynuyor. Hani savaş meydanında meydana inip katılmıyor diyor savaşa. Doğru mu hocam bunlar? Yani Timur gerçekten Doğru. nasıl bir hale soktu Evet. Osmanlı ordusunu da kendinden bu kadar emin konuma erişebildi bir savaşta? Çünkü Osmanlı da o dönemde Evet. gerçekten Yıldırım Beyazıt dönemiyle birlikte böyle ordu açısından gerçekten kuvvetlenmiş, güçlenmiş bir devlet. Kendisi de Timur da tamam çok güçlü bir devlete sahip, çok güçlü bir orduya sahip. Ama ne yaptı da
Osmanlı ordusunu böyle perişan edebilmeyi ta öncesinden, savaş öncesinden hazırlamış oldu. Tabii yani şimdi dediğiniz gibi yani Yıldırım Beyazıt'ta o dönemde Nibolu, Fatih'i, Evet. zaferini yaşamış. Ondan sonra Balkanlarda fetihlerine müthiş bir şekilde devam eden, engel tanımayan Haçlı ordularını bile yere yapıştırmış. Ondan sonra çok güçlü bir hükümdar. Dolayısıyla o da kendine güveniyor. Timur da kendine güveniyor. Ama tabii Timur'un işte askeri dehası onu başka bir yere koyuyor. Sizin de sorunun içerisinde ifade ettiğiniz gibi zaten savaş başlamadan önce Timur savaşı kazanmıştı zaten. Yani bunu bütün Timurlu tarihçileri hep zikreder, söyler. Dolayısıyla yani Timur'un bir anda Anadolu'ya girdikten sonra kaybolması, Osmanlı'nın Timur'un peşinde koşması, sonra onun Karabatak gibi pat diye Ankara önlerinde tekrar ortaya çıkması. Hocam Yıldırım Beyazıt Ankara'ya nereden geliyor? Yani tam olarak konumunu biliyor muyuz? Ben onu hatırlamıyorum ama yani Timur Ankara Ovası'na Kayseri çıktığında üzerinden Kayseri geliyor. üzerinden geri Evet. dönüyor. Tabii. Ondan sonra orada bir gözüküyor. Ondan sonra tekrar kayboluyor ve bir şekilde Ankara önlerine geliyor ve Yıldırım Beyazıt tabii orada hazır ve nazır olarak beklemiyor. Biliyorsunuz Osmanlı kronikleri bunun tam krokisini de verirler, sözlü krokisini verirler ve şunu anlatırlar. Beyazıt'ın ağır topları, komutanları, yaşlı beyleri dedi ki, ya biz Ankara önlerinde bekleyelim, ilerlemeyelim, bırakalım gelsin üstümüze. Ama Yıldırım Beyazıt çok heyecanlı ve kendisine çok güveniyor, bunu kabul etmiyor. Tabii iki ordu hareket halindeyken birisi geliyor, birisi bulunduğu yerden ileri gidip tekrar geri dönüyor ve bu arada ordu tabii çok güç kaybediyor. Yıpranıyor tabii. Ve önce gelen de işte sizin sorduğunuz sorunun tam cevabı bu aslında. Önce gelen de lojistik her türlü imkanı kullanacak şekilde konuşlanıyor oraya. Mesele bu. İşte su yollarını, geçitleri, ondan sonra sırtına tepeleri alıp arkasına önüne düşmanı kendince yani O savaşacağı bölgeye yerleştiriyor. orduyu katması tabii. Bütün bunları istediği gibi ayarlıyor ki. Tabii Yıldırım Beyazıt geldiğinde mecburen kendisine ne kaldıysa oraya sıkışmak zorunda, oraya yerleşmek zorunda. Ve bu durum onu çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla yani bundan dolayı Timurlu ordusuyla Osmanlı ordusu savaşa başlarken Timurlu ordusu 1-0 önde başlıyor. Su kaynakları vesaireler zaten hepsi Timur ordusuna doğru şekillendirilmiş durumda. Bir de Yıldırım Beyazıt'ın bu kadar çok peşinden koştuğunu düşünürsek Timur'un zaten sorunun cevabı belli hocam. Hocam nasıl davrandı peki Timur Yıldırım Beyazıt'a? Bu da çok tartışılıyor. Yani kimi kafeste gezdirdi diyor. İşte ben de mesela şey yaptığını hani hürmetle karşıladığını inanıyorum şahsen. Hatta bir sözü olduğu söyleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya kazandıktan önce ya mektuplarda onu çok hatırlamıyorum kusura bakmayın ama işte bu dünya benim gibi bir adamla senin gibi bir adama kaldı tarzında bir kelamı olduğu falan anlatılıyor. Onu siz söyleyin diye ben tam olarak söylemedim. Senin gibi kör bir adama kaldı diyor. Yani diyorlar da böyle bir şey olduğunu ben pek Timur zannetmiyorum. gibi bir Yani adamın çok bunu bile yok canım bence de. Timur söylemez Özdağ'ın yani. efsane bunlar. Yani uydurma. Sözde Timur bir gülmüş de karşılaştıklarında Yıldırım Beyazıt da sormuş neye gülüyorsun demiş. Ya şu Allah'ın işine bak demiş. Bu dünya benim gibi topalla senin gibi bir kör adama kaldı falan demiş ama ben buna hiç ihtimal Ya Timur vermiyorum. gibi bir Yani böyle bir adamın şey. bu cümleyi Yıldırım Beyazıt'a karşı söyleyecek olması ki o mektuplaşmalardan sonra ben çok düşünmüyorum yani hani. Peki hocam mektuplaşmalarda bir iddia vardı. Ben mektupları okudum şimdi. Belki bilen arkadaşlar ya da merak edenler tekrar bakabilir. Bu mektupların birilerinin eline geçtiğinin
Bu mektuplarında o ele geçirilen kişiler tarafından değiştirilerek Timur'a ve Beyazıt'a ulaştırıldığı falan söyleniyor. Var mı böyle bir gerçeklik? Gerçek değil. Gerçek değil bu. Yani bilhassa bile Böyle bir bile şey. yani Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur birbirlerine gerçekten o kelimeleri, o mektupları yazdılar. Doğru mu hocam? Abi tabii kesinlikle doğru. Zaten bu yani şeklen mümkün değil. Timur'un tuğrası var, mührü var. Yani adam nasıl onu taklit edecek? Tabii. Diyelim ki mektubu yolda taşıyanı yakaladı. Ondan sonra onu yırttı attı yerine bir mektup. Ya bu mektuplar hangi ortamlarda nasıl yazılıyor biliyor musunuz? İnşaat divanlarında heyetler tarafından taslaklar hazırlanıyor. Bu taslaklar ulemaya okunuyor, Timur'a okunuyor. Aynı şekilde Osmanlı tarafında onlardan kabul görüyor, üzerinde çalışılıyor falan yani. Bu mektupların her biri birer edebiyat harikası. Tabii İnanın tabii tabii şeyle de doğru hocam. mesela Memlük Devleti ile Berkuk ve Timur arasındaki mektuplaşmaları da ben mesela doktora tezimde büyük bölümünü yayınladım çevirerek. Ondan sonra öyle edebiyat parçalıyor ki adamlar. Ya inanılmaz. Artık cümlelerle birbirlerini dövüyorlar neredeyse. Kelimelerle, cümlelerle. Bin bir tane mesajlar veriyorlar. Yani aynı şekilde Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki mektuplaşmalarda da böyle bir şeyin olması bana göre Mümkün mümkün değil. değil. Hocam, şimdi mesela bizim ülkemizde maalesef Emir Timur'un Ankara'dan sonraki macerası çok fazla bilinmiyor. Yani Ankara Savaşı'na kadar işte herkes öyle ya da böyle Emir Timur'un ismini duydu. Fakat hiç kimse, çoğunluk diyelim yani buna belli bir kesim, Emir Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra ne yaptığını, yani özellikle Anadolu coğrafyası açısından, Anadolu'da nasıl bir yol haritası izlediğini hiç kimse bilmiyor. Bir de şey okumuştum, o da doğru mu? Bizans'la olan ilişkileri İstanbul'a bir kaynakta okumuştum, çok hatırlamıyorum ama İstanbul'a Timur Sancağı'nın dikildiğine dair bir şeyler vardı. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bizans'tan haraç alınması gibi durumlar vardı. Bunlar da doğru mu? Emir Timur Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da ne yaptı? Ne tarafa doğru yöneldi? Şimdi Timur'un ne yaptığını anlatalım. Anlatmadan önce tabii Timur savaşı kazandıktan sonra pek çok yere fetihnameler gönderiyor. Bu adettendir biliyorsunuz Evet. yani. Türk hükümdarları bunu yapar. Tabii Bizans'a da gidiyor. Hatta Bizans'tan gemi yardımı istediği hani Boğaz'ı şeyi geçmek için Çanakkale'ye geçmek için bunlar da anlatılıyor. Tabii Bizans imparatoru zaten aldığı haberden çok mutlu. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt İstanbul İstanbul'da, kuşatmasını evet. kaldırıp gidiyor Timur'la savaşıyor. Böyle Evet, de bir evet. durum var. Adam yani hani isteyeceği yani en güzel şeye sahip oluyor. Ve buna bağlı olarak zaten İstanbul'un ömrü biliyorsunuz Uzuyor. 1453'e kadar Evet, bir evet hocam. ortalama 50 yıl daha uzamış oluyor böylece. Yoksa belki de o yıllarda Beyazıt tarafından fethedilme ihtimali de vardı. Dolayısıyla Timur'a çok hürmetkar, çok saygılı ve ona itaatini bildiriyor. Her ne isterse her konuda yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu esnada Timur'un sancağının da surlara dikilmiş olması beni hiç şaşırtmaz. Yani Mümkün. bunun kesin bir bilgi olduğunu ben bugüne kadar hiçbir yerde görmedim. Ya bu tabii Söylemedim. bir iddiaydı hocam ama merak İddia, ettim ben de evet. Yani açıkçası. mantık yürüterek biz bunun gerçek olduğunu Tabii düşünebiliriz. tabii hocam. Daha sonra Timur'un o sırada bir tek hedefi var bakın. Yani tabii ki büyük şehirleri Bursa'da dahil olmak üzere yağmalıyor zaten Evet. kendi. Her türlü ganimeti ondan sonra her türlü güzel şeyi diyorum ben alıyor. Yani sanatçısı, zanaatkarı, ilim adamı, bunu meta olarak düşünün, insan olarak düşünün, alıyor değerli şeyi götürüyor. Gözümün nuru dediği Semerkant'ı Semerkant'ı. başkentine götürüyor. Bunu biliyoruz ama Timur'un Ankara'dan sonra bir tek derdi var. O da ne biliyor musunuz? İzmir'i fethetmek. Fethetmek. Küffarın elinden İzmir'i almak. Derdi bu. Çünkü Timur'un şöyle bir yaklaşımı var. Timur yapılamamış şeyi yapmak istiyor. Bütün derdi bu.
başarılamamışı başarmak istiyor. Çok hırslı bir yapısı var. Başarıya odaklanmış bir yapısı var. Dolayısıyla İzmir'in Osmanlı sultanları tarafından da alınamadığını çok önceden biliyor zaten. Yani daha sonra diyor ki, yani ben şu anda İzmir'den bağlanıyorum. Evet, İzmirliyim. İzmirli olarak biz bu konuda Timur'a minnettarız. Çünkü Çakabey'den sonra Timur İzmir'i fethediyor ve o günden sonra da Türklerin elinde kalıyor biliyorsunuz. Evet, doğru hocam. Kurtuluş Savaşı esnasında Yunanlılar bir kere daha geri almak için teşebbüste bulundularsa da çok şükür ki Çok şükür, ne mutlu bunu bize hocam. başaramıyorlar. Evet, denize dökülüp çekip gidiyorlar. Venizelos başta olmak üzere. Dolayısıyla Timur'un derdi İzmir'i fethetmek. Tabi İzmir o sırada hani bugün kullanılan bir hala maalesef bazı çevreler bunu kullanmaktan uzak durmuyorlar. Gavur İzmir ifadesi var. Evet, maalesef. Mutlaka duymuşsunuzdur. Halbuki bu ifade İzmir'in fethinden sonra söylenmiş bir ifade değil. Söylense bile Levantenlerin yaşadığı, çünkü İzmir limanı o devirde büyük bir ticaret merkezi. Doğal da bir liman imkanı var İzmir'in o bölge, o dönem için düşünürsek çok çok önemli bir konum orası. Abi tabii yani o kadar önemli bir konum ki, yani işte şeyde bile, Osmanlı'nın son döneminde bile adamlar geldiler. Demir yolu Aydın'a kadar, Ödemiş'e kadar demir yollarını döşediler falan. Çünkü bakın İtalyanından Fransızına, İngilizinden bilmem nesine kadar, Venedik'ine, Ceneviz'ine kadar bütün Avrupalı geliyor. Ege bölgesi o kadar mümbit bir bölge ki hala da öyle bakın. Yani hala da öyle. Evet. Sebze meyve üretiminde bakın şu üç şey özellikle: nakliyesi kolay olan, bozulmadan uzun süre nakliye edilebilen üç tane ürün var. İzmir ve Ege bölgesinde yetiştirilen incir, zeytin ve pamuk. Bakın, pamuk üretimi, ondan sonra tabii pamuk son dönemlerde, erken dönemi söylemiyorum, zeytin ve incir ve üzüm. Üzüm şarap yapımında Avrupalılar için çok değerli. İnciri kurutuyorsunuz, atın gemiye, istediğiniz yere götürün. Yani o günlerde bugünkü gibi ambalaj sanayi yok ki. Doğru. Biliyorsunuz. Dolayısıyla yine üzüm, Manisa bölgesi bugün ta şeye kadar, Akhisar, zeytin, Manisa, üzüm hala günümüzde aynı şekilde devam ediyor. Kurutun üzümü, Avrupa'da yok, götürün. Ondan sonra, yani burada yetişen üzüm yok. Üzüm yok anlamında söylüyorum. Sultaniye üzümü. Hı hı, evet, işte evet, çekirdeksiz, evet. Beyaz. Hala Avrupa'nın iştahını kabartıyor. Çok değerli bir üzüm. Ve zeytin. Yani zeytinyağı çok değerli. Şimdi bunların nakliyesi kolay. Onun için İzmir bölgesinde ticari amaçlı bu saydığım ülkelerin temsilcileri hep var. Ve burayı asla ve asla ellerinden çıkarmak istemiyorlar. Ve işte bu Frank diyoruz biz bunlara, evet, toplamına. Bunlar buradaki hakimiyetlerini hep sürdürmek istiyorlar. Ve Timur buranın ele geçirilemediğini, alınamadığını Osmanlı sultanları tarafından bildiği için işte geliyor Ayasuluk üzerinden Tire'de bir kitabe diktiriyor. Hocam İsmail Hakkı bu kitabenin metin üzerindeki yazılı halini keşfedip bir sempozyumda bir bildiri olarak sundu Tire'de. Ben de o gün oradaydım. Daha sonra bu yayınlandı. Ama kitabenin taş üzerine nakşedilmiş olan bu kitabenin kendisini maalesef şu ana kadar bulamadık. Ben Tire'ye 20 dakika mesafede Bayındır doğumlu ve oralıyım. Orada büyümeyim. Dolayısıyla yani ben bu kitabeyi bulmak için çok çaba harcadım. Zaman zaman biliyorlardı artık benim bunun peşinde olduğumu. Zaman zaman işte şüphelendikleri bazı, sağ olsun, belediyede
kültür müdürü de ve buna benzer diğer görevleri yürüten arkadaşlarımız, gençler var, öğrencilerimiz bazen orada görev aldı. Hep bizi haberdar ediyorlar. Hocam şöyle bir bilgi geldi, tüyo geldi, ne yapalım diye hemen ben işimi gücümü bırakıp koşa koşa gidiyorum. Ama hep boş çıktı ihbarlar. Bugüne kadar bulamadık. İnşallah bulunur hocam. Geçenlerde yine bir ihbar geldi. Farklı bir yerde. Yine gittim. Farklı bir şey buldum. Daha onu açıklamadım. Ama üzerinde çalışacağız biraz. Dolayısıyla Timur'un derdi İzmir'i küffarın elinden almak. Bu kadar basit. Basit. Ve geliyor. Çok kısa sürede de kaleyi fethediyor. Ondan sonra da İzmir. Hep Türk zaten. Çok şükür. Elhamdülillah. Tabii, tabii hocam. Hiçbir zaman da gavur İzmir olmadı. Ama hep yabancılar oldu İzmir'de. Neden? İşte bu anlattığım ticaretin çekiciliği sebebiyle. Hocam İstanbul'da da her zaman ticaretçiler oldu. İstanbul'da da bugün kimse gavur İstanbul demiyor yani o açıdan bakarsak. Evet. Hocam şimdi son bir iki soru sormak istiyorum. Şimdi malum yılbaşından sonra Kazakistan'da bazı olaylar başladı, protestolar vesaire. Bu protestolar başladıktan sonra internette, sosyal medyada özellikle Emir Timur'un adı çok kullanılmaya başladı. Ben biraz da takip ediyordum. Sebebi de Altın Ordu Devleti'yle. Şimdi Altın Ordu Devleti'yle Timur'un savaştığını biliyoruz. Daha öncesinde tahta geçtiğinin ilk yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Altın Ordu'nun bir Devrik Sultanı'na mı diyelim, şehzadesine mi diyelim yardım ettiğini biliyoruz. Altın Ordu Devleti yıkıldı. Toktamış'a. Evet, Toktamış'a yardım ediyordu. Soru her zaman şu, herkes de şu. Altın Ordu Devleti'ni yıkan iç karışıklıklar mı oldu, Timur mu oldu? Ya da Timur, şimdi tarih hiçbir zaman olasılıklar üzerine konuşulmaz. Ben bundan çok haz almam ama insanların aklında bir acaba soru işareti oluyor. Yani Timur Altın Ordu Devleti'ni yıkmasaydı Moskova Kinezliği bu kadar büyür müydü bize vesaire diye düşünüyorlar. O yüzden de bu soru çok soruluyor. Benim de bu ara çok fazla karşıma çıkıyor. İç karışıklıklar mı neden oldu, Timur mu neden oldu diyelim soru için hocam. Ya şimdi yani bunu bilir tek nedenle açıklamak, yani olaya böyle bakmamak lazım. Ben bu konuda çok daha temkinli davranmaya çalışıyorum. Yani bir devletin kuruluşu da yıkılışını da böyle bir tek sebeple açıklamak bana göre mümkün hiçbir zaman değil. Doğru Doğru, değil. Doğru tabii hocam. Tabii yani pek çok tali sebepler vardır. Şimdi tabii biz yani tarih biliminin bize aktardıkları üzerinden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Timur Altın Ordu tahtını Toktamış'a çok çaba sarf ederek, ona çok yardım ederek defalarca, bakın bıkmadan, bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, ona ordu veriyor, silah veriyor, para veriyor, sponsor oluyor, destekliyor ve sonunda Toktamış tahta geçiyor. Hocam Toktamış'ı niye destekledi? Yani Toktamış'a o kadar fazla asker, para, yardım da bulunuyor ki yani bunlar çok o dönem için çok müthiş sayılar askeri vesaire altın açısından bakarsak. Yani niye böyle, niye Toktamış'ı seçti Timur? Niye kendine sığındığı için miydi? Niye? Niye? Şunun için. Toktamış bir kere hanedan mensubu. Evet. Onun için değerli. Tamam. Bu bir. İkincisi, Toktamış'la yani Altın Ordu tahtına geçirdiği, kendisinin elleriyle oturttuğu birisiyle ilişkilerinin çok iyi olacağını ve arkasından emin olacağını düşünüyor ve olmak istiyor. Ya arkada en azından bir düşman bırakmak istemiyor. Zaten politikası da bu. Birçok kez de geri dönüyor. Sefere çıktıktan sonra Semerkant'a o bölgeye tekrar geri dönüyor. Tabii kesinlikle Timur yani merkezden uzaklaştığında geride kafasının rahat olması lazım. Aksi takdirde gidemez. Hindistan'a kadar nasıl gitsin? Anadolu'ya nasıl gelsin? Suriye'ye nasıl gitsin? Öyle değil mi? Tabii yani, ki tabii ki muhakkak hocam. Gürcistan'a defalarca sefer yapıyor. Onun için Toktamış'ı başa geçirmek istemesinin sebebi bu. Hem hanedan mensubuna duyduğu saygı, Cengiz soyuna duyduğu saygı, hem de az önce söylediğim siyasi sebepten dolayı. Tabii yani Timur'un
O yıllarda küçücük Rus Krenzliğinin işte daha sonra Altın Ordu'nun yokluğundan istifade ederek büyüyeceğini ve bugünlere kadar büyük bir Rus İmparatorluğu olarak karşımıza çıkacağını hiçbir şekilde hayal de etmez, Tahmin de etmez. Tabii düşünmez. tabii hocam. Bu değil. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Onun için bundan dolayı şimdi biz durup geri dönüp bakıp da Timur'u sorgulamamız bence yani bu ancak bir roman kurgusundan ibarettir. Ya hocam bu maalesef Tarihi roman ibarettir. bizim ülkemizde çok fazla mevcut, özellikle tarih konusunda. İşte az önce bahsettik, Ankara Savaşı olmadan önce işte Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul kuşatmasında olması, İstanbul'un fethinin gecikmesi gibi durumlardan da mesela Timur'u kendince suçlamaya çalışanlar mevcut. Maalesef bizim ülkemizde tarih hep olasılık üzerinden gittiği için, insanlarımız tarihi olasılık üzerinden tartışmayı çok sevdikleri için bu sorularla çok karşılaşıyoruz. Şimdi ben normalde şeyi soracaktım hocam size. Neden hep Türk devletleriyle savaştı tarzında bir soru gelmişti? Onu yöneltecektim. Ancak siz zaten az önce sorunun cevabını verdiniz. Timur bir cihan hakimiyeti ülküsüyle hareket ettiği için arkasında kendisine bir düşman bırakmak istemedi kimseyi diye düşünüyorum. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Osmanlı ile savaşmasının sebebi de bu. Yani coğrafya onları sıkıştırıyor. Hep ben söylerim. Yani bırakın bu. Kara Yusuf şöyle yapmış, amcayla geri verilmemiş, mektuplar çok tehlikeli. Bunların hepsi hikaye diyorum ben. Yani bunlar sadece şeklen görünen yüz. Esas mesele coğrafyanın bu iki hükümdarı buna mecbur bırakması. Yani önünüze bir atlas açın, oradan bakın diyorum. Bu savaşın sebebini ancak o zaman görebilirsiniz, anlayabilirsiniz Doğru, diyorum. Doğru hocam. İşte siz de Çaşağı Beşikleri aynı şeyi çok güzel ifade ettiniz. Doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi o dönemin şartları mevcut. Yani herkesin bir ülküsü, herkesin inandığı, mücadele ettiği, her devletin inandığı, mücadele ettiği bir şey var. Hocam şimdi Timur'un biz Çin seferine çıkarken vefat ettiğini biliyoruz. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani Çin seferine hazırlıkta ya da Çin seferine giderken de. Peki Timur'un vefatından sonra, çok kısaca onu alabilir miyim? Timur'un vefatından sonra Timurlu Devleti, Timur İmparatorluğu'nun durumu ne oldu? Yıkılışa nasıl yöneldi? Ne tür sıkıntılar vardı? Bunu da çok konuşmadığımız için ben sizden kısaca bunu da almak isterim. Evet, yani Timur'un işte sizin de söylediğiniz gibi Çin seferine 2 metre karın içinde ve tahtirevan üzerinde giderken vefat etmesinden sonra tabii Timur'un gerçek anlamda vasiyeti yerine getirilemiyor ve Timur'un koyduğu kurallar, uygulamaları biraz terk ediliyor. Ve kendisinden sonra biliyorsunuz Şahru evet. yerine geçiyor. Ondan sonra ki hükümdarlar, alim hükümdar Ulu Bey, ondan sonra tabii her ne kadar bunlar ellerinden geleni yaptıysalar da Timur gibi çok güçlü ve çok böyle vurduğu yerden ses getiren hükümdarlar olamadılar. Ve Timur'un hep yukarıda tuttuğu fetih politikasını da tam olarak yaşatamıyorlar. Ve çevrede büyüyen, gelişen devletler de zaten ciddi şekilde onları baskılıyor. Mesela Şahruh dönemindeki Memlük-Timurlu ilişkilerine baktığınızda bunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz. İşte Memlük Devleti'nin artık çok güçlü olduğu bir dönem. Şahruh'un daha alttan aldığı, işte onların bir Kabe'nin kisvesi meselesi vardır aralarındaki tartışma. Dolayısıyla burada hep Memlük Devleti daha baskın. Buna benzer pek çok etken ve Timur'un fetihlerinin yarısını bile kendisinden sonraki varislerinin gerçekleştirememiş olması devletin artık sadece sınırları korumak üzerine bir politikayı benimsemesi sonucunu doğuruyor. Bursa'da işte Bakara'ya, Bursa'ya da dahil olmak üzere Timur kadar
yetenekli olamamaları sebebiyle devlet ömrünü tamamlamış oluyor. İbn Haldun'un o tezi gereği devletler doğar, büyür, insan gibidir ve ölürler. Yani ve işte neticede devlet ortadan kalkıyor. Anladım hocam. Hocam çok teşekkür ederim ama size son şahsi bir sorum var. Şunu merak ettiğim için soruyorum. Şimdi İsmail Hoca'dan çok bahsettik. Cüneyt Hoca olarak, Cüneyt Kanat olarak sizin Timur'a ilginiz nasıl uyandı hocam? Şimdi mesela benim Timur'a ilgimi uyandıran en büyük isimlerden biri sizsiniz. Peki sizin Timur'a karşı olan bu ilginiz nasıl oluştu? Evet, onu da anlatayım. Aslında ben asistan olduğumda Ege Üniversitesi'ne, ben yüksek lisansa İstanbul'da başladım. Rahmetli Hakkı Dursun Yıldız Hoca'nın yanında, o zaman dekan da hoca, rahmetli Allah rahmet eylesin, Tekin Hoca'nın yanında onlar beni aldılar. O da çağa ikisini de rahmetle anıyorum. Çok biz büyük de buradan rahmetle üzerinde. Alalım. Mekanları cennet olsun inşallah. Ben orada ders aşamasını bitirdikten sonra işte Ege Üniversitesi'nden bir teklif alınca orada bir ilan çıktı, başvurdum. İsmail Bey de Ankara'dan, dil tarihten hocamdı zaten, tanıyorduk birbirimizi. Dolayısıyla hoca da Selçuklu olduğu için o da Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bırakıp üniversitesine gelmişti. Ben 86 yılında Kuveyt Üniversitesi'ne gitmiştim. Lisans eğitiminden sonra burslu olarak. Hoca da İzmir'e gelmişti. Daha sonra işte 89-90'da ben ders aşamasını orada bitirdim, geldim. Hocanın yanında tabii biz başladık. Benim yüksek lisans tezim Memlüklerle ilgiliydi. Daha sonra işte doktora çalışmamız esnasında ne yapalım ne yapalım diye düşünürken işte hocam tabii olaylara çok hakim, konuları çok iyi biliyor. Yani önümüzde birkaç tez konusu vardı bizim alternatif olarak. Timur Altınordu münasebetleri gibi ya da Timur Memlük. Bir konu daha vardı, onu söylemeyeyim çünkü hala çalışılmadı. Tamam diğer hocam. Belki bir kime veririm diye saklıyorum hala. Biz neticede benim Arapçamın çok iyi olması sebebiyle Memlük-Timurlu münasebetlerinde karar kıldık. Tabii ben doktora tezimden itibaren Timur'la tanıştım. Yani daha önceden de biliyorum tabii ki Timur'u, bir tarih öğrenci. Tabii ki mutlaka. Kısa bir olarak ama gerçek anlamda benim Timur'la yakınlaşmam doktora tezim münasebetiyle oldu. Ve benim doktora tezimin yarısı Memlük tarihi ise yarısı Timurlu tarihi. Dolayısıyla ben orada evet ben daha sonra Memlük tarihi üzerine çok fazla akademik çalışma yaptım. Ama profesör olduktan sonra ben artık yani yaklaşık 13-14 yıldır, neredeyse 15 yıl olacak, Timur'la ilgili çalışıyorum. Evet. Timur'la ilgili yazıyorum. İşte kitabımız var biliyorsunuz. Makalelerimiz, evet, bildirilerimiz var. Dolayısıyla Timur'la ilgili bir şeyler yapmaya çaba sarf ettim. İşte biliyorsunuz YouTube kanalımda da Timur'la ilgili çok fazla paylaşımım var. Dolayısıyla yani bu sahayı sevdim, seviyorum. Ve bir süre daha burada bu şekilde bulunmayı düşünüyorum. Hocam çok mutlu ettiniz beni. Hem teklifi kırmadınız hem ben de sizin sayenizde Timur'la, Timur Devleti'yle, tarihin o dönemiyle daha fazla ilgilenmeye başlamış oldum. Hocam çok teşekkür ederim tekrar bizi kırmadığınız için, bilgilerinizi aktardığınız için. Estağfurullah, ben de size çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Burada yine Timur'la ilgili bu bilgileri paylaşma imkanı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım başka yayınlarda tekrar görüşürüz. İnşallah hocam. Memlükler hakkında da bir yayın yapabilirsek hazır sözünü alayım o zaman. Şey mümkün olursa sizin için ilerleyen dönemlerde siz müsait olduğunuzda yine bir gün. Memlükler dedik çünkü sizin de tabii, doktora hayatınızın ilk noktaları Memlükler. Hocam çok teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Olabilir, yapabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Cüneyt hocamızla çok hoş ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yayının başında da belirttiğim gibi hocamızın YouTube kanalına abone olmanızı tekrar rica ediyor, hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.